Merhaba, bir nabız programına daha hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Salih Hoşoğlu hocamızla COVID-19 hastalığıyla ilgili güncel konuları konuşacağız. Kıymetli hocam, COVID bitmedi bir türlü, devam ediyor. Size bazı sorular yöneltmek istiyorum. Seyircilerimizi aydınlatmak için. Ne olacak bu hastalığın hali? Nereye gidiyor? Şu andaki durum nedir? Valla hocam durum zor. Bir zaman herkes Covid konuşmak istiyordu ve Evet. çok popülerdi işte. Covid ile ilgili yapılan her türlü açıklama en üst seviyeden takip ediliyordu. Fakat bir zaman sonra artık Covid'den bıkkınlık geldi. Kimse Covid konuşmak istemiyordu. Neyse gündemimizden düşecek diye seviniyor idik. Hatta ben şimdi siz bu program teklifini yapınca geriye doğru gidip baktım biz Covid konusunda ne konuşmuşuz, tahminlerimiz ne kadar tutmuş diye. Maalesef o kötümserlik başarılı oluyor, öyle söyleyelim. Evet. Yeni bir varyant var. İşte Omikron bütün dünyada hakim durumda şu anda. Eskisine göre bu varyant daha az öldürücü ama bulaşkan, çok çabuk bulaşıyor. Özellikle de solunum sıvılarıyla bulaşıyor. Yani insanlar konuşurken hapşırırsa, özellikle maskesiz olduklarında çok çabuk bulaştırabiliyorlar kapalı yerlerde. Yani şu anki durum eskiye göre vaka sayısı azalmıştı biliyorsunuz. Mart, Nisan'dan itibaren ciddi bir azalma söz konusu olmuştu ama şimdi bütün dünyada vaka Tekrar artış sayısı eğilimde. artıyor. Evet. Ama ölüm oranları azalıyor mu? Eskisi kadar yüksek değil. Şimdi vaka sayısının artmasının birçok nedeni var. Bir, tedbirler gevşetildi. İki, Evet, ben de onu soracaktım. ekonomileri kurtarmak için özellikle tedbirler gevşetildi. Bir de turizm patladı. Yani hiç kimse bir yere gitmezken şimdi işte haberlerde okuyorsunuz. Dünyanın değişik ülkelerinde, Türkiye'de bile var ama mesela Avrupa'da birçok havaalanı çalışacak eleman bulamıyor. Çünkü çok fazla uçuş var. Hocam bu tedbirler konusunda ne söylemek istersiniz? Ne söyleyebilirsiniz? Tedbirler çünkü hakikaten kaldırıldı birçok yerde. Tamamen kaldırıldı bazı yerlerde. Türkiye'de de maske takılmıyor artık. Almanya'da sadece toplu taşıma araçlarında takılıyor. Bu böyle mi devam etmeli? Nasıl olacak? Şimdi hocam bu konularda illa da şu şöyle olsun demek zor. Ama doğru olanı bence, yani bence diyorum bunu özellikle vurgulayarak, ekonominizi batırmayacak ama hastalığı sınırlayacak tedbirleri devam ettirmelisiniz. Örnek, toplu taşımada ya da kalabalık mekanlarda, yani kapalı mekanlarda maske kullanmaya devam edilsin. Bu işleri aksatmaz. İnsanlar gene yolculuklarını yaparlar, gene ekonomik faaliyetlerini yaparlar. Ama maske kullanarak bulaşmayı azaltabilirsiniz. Bütün tedbirleri kaldırdık, hadi serbest, istediğiniz kadar kalabalıkla her şeyi yapabilirsiniz. 1.000 kişilik de düğün yapabilirsiniz demek çok hoş gelebilir insanlara ama çok tavsiye edilebilecek bir şey değil. Çünkü daha sonra daha ağır faturalar ödeyebiliriz. Bunun yerine ölçülü tedbirlerle ama ekonominizi hayatta tutarak yani Evet. canlı olarak devam edin. Evet. Hocam ülke olarak böyle bir kural alınmasa bile, bir konulmamış olsa bile kişilere maske takmayı tavsiye edebilir miyiz? Çünkü ben İngiltere'de bir kongreye gittim. 2700 kişi katılmıştı. Hiç kimse maske takmıyordu. Eyvah dedim, burada kesin hasta olacağız. Ama ben de utandım. Kimsenin maske takmadığı ortamda ben de takmadım. Nitekim döndüğümde de virüsü kapmış oldum. Şimdi insanlar böyle toplum baskısı da oluyor yani. Acaba seyircilerimize eğer siz gene de maske takmaya devam edin diyebilir miyiz? Toplu taşımada kanunen yasak olan yerler var. Yani maske mecburiyeti olan yerler var. Orada zaten takıyorlar. Ama ben toplu taşımada takmayı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle faydası var. Artı cami gibi, işte ibadet yerleri gibi toplu olunan ortamlarda da maske takmayı tavsiye ederim. Bırakın birileri sizi kınasın. Yani ben işte diyeyim ki camiye gidiyorsam ya da kiliseye gidiyorsa birisi, inancı neyse. Orada maskeli olmak kınanacak bir şey değil. Bence klasik tedbirler, zaten şu koronanın bize öğrettiği önemli bir şey bu. Klasik tedbirler aslında işe yarar şeyler. Yani nedir o klasik tedbirler? El hijyeni, temas hijyeni. En temel klasik tedbirler bunlar. El hijyeni, temas hijyeni. Bunlara riayet edildiği takdirde hastalığın bulaşmasını ciddi anlamda azaltabiliyoruz. Bunu devletler ya da siyasi otoriteler her zaman aşkla şevkle yapamayabilirler. Çünkü çok fazla faktör var biliyorsunuz.
Bunlara Ekonomi özgürlük. de işin içine giriyor. Evet. Ekonomi de var, bir de baskı grupları var. Mesela her toplumda farklı görüşler var. Yani herkes, ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım, halk sağlığı uzmanıyım. Benim bakış açım daha korumacı bir yönüyle, daha korumacıdır. Ama başka birileri de hiç bu alanlarda birikimleri olmasa da, o da özgürlüğümü benim sınırlıyorsunuz diye itiraz ediyor. Bir de aşı var. Evet, onu da unutmadan söyleyelim. Şimdi aşı konusu da önemli. Mesela bir kısım insanlar aşıya toptan karşı. Bir kısmı da aşının işe yaramadığını söylüyor. Ama bilimsel çalışmalar aşının işe yaradığını söylüyor hocam. Şimdi birçoğumuz aşı olduk zaten bu COVID salgını sırasında. Aşı olanlar da mesela 3 kez aşı olanlar çoğu kişi 3 kez oldu. 4. aşılarını olsunlar mı? Zor soru. Bu soruyu ben kendime de soruyorum. Çünkü 3 kez aşı oldum. 4. olayım mı? Olmayı düşünüyorum açıkçası. Biraz geciktirmemin sebebi de yeni aşı güncellenmiş olur ve onları yaptırırım diye düşündüm. Şimdi aşının bilimsel olarak koruyucu olduğuna dair çok sayıda çalışma var. Artı post-COVID dediğimiz, biliyorsunuz, yeni bir kavram ya da yeni bir sendromumuz var. COVID sonrası tablo veya COVID geçiren kişilerde uzun zaman devam eden belirtiler, semptomlar, şikayetler. Bunları azaltmada da aşının katkısı var. Yani o nedenle aşı konusunda daha gayretli olmakta fayda var. Tabii risk grupları var, işte aşı yapılamayacaklar var vesaire. Bunlara girmiyorum. Ama aşı yaptırmak en azından 3 doz gerekli. Hangi aşılar? mRNA aşıları. Koruyuculuğu aşıların aynı şekilde devam ediyor diyebilir miyiz? Yoksa çünkü suçlar değiştiği için bu aşının koruyuculuğu azalmıştır diye düşünenler de olabilir çünkü. İşte suçlar değiştiği için aşıları değiştiriyorlar hocam. Değiştirecekler yani. O nedenle diyorum yani, belli zamanlarda güncelleniyor. Zaten şu anda COVID'i bir çeşitli gripe benzetme meyli var. Şu anda omikron hakim ve biliyorsunuz en son Amerikan Başkanı Biden enfekte oldu. O da omikronun bir alt varyantıyla. Şu anda dünyada omikronun alt varyantları çalışıyor tabiri yerindeyse. Peki hocam, birçok insan çevremizde hasta oldu, bu hastalığı geçirdi. Bunlar tekrar hastalanma ihtimalimiz var mı? Ben hastalığı geçirdim, artık aşı olmayayım diye düşünebilir miyiz? Tekrar hastalığı geçirme ihtimaliniz var. Çünkü omikronun ayrı bir özelliği de değişken olması. Daha çok alt grubunun olması, öyle söyleyelim. Şimdi bir hastalığı geçirmiş olmak ya da aşılı olmak koruyucu olabiliyor. Mesela çiçek aşısı olan kişi ya da çiçek hastalığını geçiren kişi bir daha olmuyor. Oradaki mekanizma aslında o etkene karşı oluşan antikorun o etkeni engellemesi. Ama eğer etken, mesela virüs şekil değiştiriyorsa, antijenik yapısı değişiyorsa, sizin kanınızdaki antikorlar, ister hastalık geçirmiş olmaktan gelen, ister aşılanmaktan gelen antikorlar koruyuculuğunu kaybediyor veya yetersiz koruyor, hafif geçirebiliyorsunuz. O nedenle COVID çok stabil bir virüs değil. COVID'in proteinleri, bu spike proteinleri varyantlarda ve alt varyantlarda değişkenlik gösteriyor. O nedenle de tekrar enfekte oluyorsunuz. Siz de aşılıydınız ve enfekte oldunuz. Aynı şekilde tekrar enfekte olma riskiniz var ama daha düşük. Siz Peki. İngiltere'den enfekte olmuşsunuz. Yarın Çek Cumhuriyeti'ne gidersiniz bir toplantıya. Orada da başka bir varyant, alt varyant söz konusu olabilir. O nedenle gene dikkat etmekte fayda var. Peki hocam, aşı olanların bir endişesi de, aşı olduğumda yan etkileri oldu. Birkaç gün yattım, rahatsız oldum. Bu aşı da olursam yine aynı şeyler, şikayetlerim olacak diye korkuyorlar. Üçüncü aşı olanlar, dördüncü aşı olduklarında da yine önceki yan etkileri beklemeli midir? Evet, beklemelidir. Hatta fazlasını beklemelidir. Bunu bizzat yaşayan biri olarak söylüyorum. Ben çok ciddi yan etkiyle her aşı, yani ikinci ve üçüncü aşıdan sonra çok ciddi, özellikle ikinciden sonra çok ciddi yan etkiyle karşılaştım. Bir sonrakinde de benzer yan etkilerin olacağını düşünüyorum. Yani nedir bu yan etkiler? İşte ateş, yani baş dönmesi diyelim, hipotansiyon, tansiyon düşüklüğü vesaire. Bu bir gün, 2 gün, 1,5 gün devam edebiliyor. Maalesef bu var. Beklememiz gereken bir durum bu. Evet, ama Bazı bununla birlikte sonuçta kar zarar hesabı yaptığımızda aşı olmayı tavsiye ediyoruz Aynen. seyircilerimize. Aynen tabii. Daha tavsiye ediyorum. Hazırlıklı olmak lazım yani böyle bir durumda. Mesela ben ikinci aşıdan sonra yaşadığım problem biraz hazırlıklı olmama problemiydi. Yani birinci aşıdan sonra, çünkü ilk aşıda zaten siz o virüste ilk defa karşılaştığınız için antikorunuz yok. Çok ciddi bir reaksiyon vermiyorsunuz. İkinci aşıdan sonra vücut onu tanıdığı için daha ciddi reaksiyon gösteriyor ama ben ona beklemiyordum.
O nedenle problem yaşadım. Peki hocam, son olarak da tabii seyircilerimiz merak ediyor. Bu bir COVID nereye gidecek? Nasıl olacak seyir nasıl olacak? Siz bir tahmin daha yürütmek ister misiniz? Önceki tahminlerinizi güncellemek ister misiniz? Valla önceki tahminimi hatırlatayım. Ben demiştim ki tam yani tarih olarak ne zaman yaptık sen derim Ocak ayı olabilir. Baharda vakaların azalmasını bekliyoruz ama güzün tekrar yeni bir dalgayla karşılaşmamız çok kuvvetle muhtemeldir diye konuşmuştuk. Yani 2022'yi konuşuyoruz. Böyle görünüyor. Şu anda vaka sayıları artıyor. Özellikle insanlar tatilden dönüyorlar. Dönecekler. Yani şu anda oradayız. Fakat çok büyük bir dalga olmayabilir. Neden? Çünkü çok sayıda aşılanmış insan var. Bir de tatil sonuna doğru daha iyi tedbirlerin alınacağını bekliyorum ben. Yani o da bir koruyucu faktör olarak gündeme girebilir. Yani evet vakalarımız artacak. Hazırlıklı olmamızda fayda var ama en çok da panik yapmayalım. Yani öldürücülüğü biraz azalmış görünüyor. Covid'le yaşamayı öğrendik gibi duruyoruz. Yani tam olmasa da kısmen artık Covid'le yaşamayı öğrendik. İnsanlar çok çabuk öğreniyorlar. İlginç bir şekilde çok çabuk da çıkıyorlar o moddan. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri bu oldu. Mesela şimdi sanki hiç Covid olmamış gibi yaşamaya başladık. Yani mesela bir korku oluşmuştu bizde. Kimsenin elini sıkmıyorduk. Hala bile bu var kısmen. Veya işte kimseyle kucaklaşmıyorduk. Yani eskiden bu çok yaygın olan bir şey. Veya işte insanlar bir topluluğa gidince böyle tıkış tıkış oturma davranışından kaçınıyor. Yani hala kaçınıyor. Bence güzel bir şey ya. Biraz mesafeli olmak iyidir ya. Evet, o zaman tavsiyelerimizi bir güncelleyelim. Madem Covid'de bir süre daha yaşayacağız demek ki. El hijyeni dediniz. Hocam el hijyeni her zaman gerekli. Sadece Covid için değil. El hijyeni nedir? Yani biliyorsunuz bunu az çok ama en azından dışarıdayken elimizi ağzımıza götümüze götürmeme. Eve döndüğümüzde elimizi sabunla yıkadıktan sonra artık bir şey yeme içme. Bir. İkincisi maske. Kalabalıkta mutlaka maske kullanalım. Bunda kimse bizi ayıplayamaz. Endişe etmeye gerek yok. Aynı zamanda bu bizim başkalarına bulaştırmamızı da engelleyecek. Bir de insanlar niye sıkılsınlar ki? Belki ben immün sistemi zayıf biriyim. Belki ilaç alıyorum. İmmün depresif ilaç alıyorum. İmmünitem baskılanmış durumda. O nedenle de maske kullanıyorum. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Üçüncüsü aşı. Önemli. Aşılama en ucuz, en kolay yöntemlerden biri. Yani belki dördüncüsü de sosyal mesafeye dikkat etme. Bu önemli. El hijyeninin yanında. Tokalaşmaktan kaçınalım. Yani tokalaşma işte Yumrukla tokalaşıyoruz ya artık. aynen yani Elini tokalaşma tokalaşmak çok içimi çıktı. birbirine sokulup aynı o havayı yakından solumak zorunda değiliz. Bu muhabbeti artırıyor mu emin değilim abi. Mutlaka dokunmanın da kendine göre güzellikleri var ama o zamanlarda gelir umarım. Peki Umarım. hocam, teşekkür ediyorum bu güncel bilgileri verdiğiniz için. COVID-19 bilgilerimizi tekrar güncelledik. Umarım sağlıklı günlerde yeni programlarda buluşuruz. Seyircilerimizden de ricamız programımıza teveccühlerini artırsınlar. Yorumlar, sorular sorulduğunda onlara mutlaka cevap veriyoruz. Siz de soru sormaktan çekinmeyin. Programımızı beğenirseniz beğenme tuşunu da tıklamayı unutmayınız. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hocam.